Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda TUSAŞ tarafından geliştirilen ilk göz ağrımız, göz bebeğimiz olan insansız hava aracı Anka'da fuarda yerini almıştı. İsmini efsanevi mitolojik yaratık olan Anka kuşundan alıyor. 2000'li yılların başında gözetleme ve keşif görevleri için tasarlandı. Araç ilk uçuş testlerini 2010 yılında gerçekleştirdi. Anka'ya daha sonra roket ve füzeler dahil olmak üzere silah sistemleri de eklendi. TUSAŞ'ın 11 Ocak 2022'de bildirdiğine göre Anka 30 saat 30 dakika boyunca görev uçuşu yaparak en uzun uçuş rekorunu da kırdı. TUSAŞ ekibi Anka projesini geliştirmeyi ise hiçbir zaman bırakmadı. Proje üzerinde çeşitli güncellemelerin yanı sıra yerleştirme faaliyetleri de devam ediyor. 4 farklı kameranın daha entegre edildiği Anka'da, yabancı menşeli sistemler içinde tüm sensörler, haberleşme setleri de dahil bütünüyle yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Anka, hayatına keşif gözetleme sistemi olarak başlamıştı. Sonrasında elektronik harp, denizüstü harbi, hava-yer taarruzu gibi çoklu rol özelliklerine sahip oldu. Anka'nın ihracatında son gelişmeler doğrultusunda Kazakistan'da test denemelerine başlandı. Buradaki askeri operasyon denemesi 2024 yılında da devam edecek. Denemeler başarılı sonuçlandığında ise Anka Kazak ordusunun envanterine dahil olacak. Anka siparişi veren ülkeler arasında Çad, Cezayir, Endonezya, Kırgızistan, Malezya ve Tunus gibi ülkeler de yer alıyor. Anka'nın teknik özelliklerine göz attığımızda ise kanat açıklığının 17,5 metre olduğunu, uzunluğunun ise 8,6 metre ve son olarak yerden yüksekliğinin de 3,25 metre olduğunu öğreniyoruz. Anka'nın havada kalış süresi 30 saat, maksimum irtifa ise 30 bin feet ve görev irtifası 18 bin ila 23 bin feet arasında. Dolayısıyla son birkaç yılda Türkiye, dünyanın en önemli keşif ve savaş İHA'ları üreticilerinden biri haline geldiğini söyleyebiliriz.